بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تكمث قال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورَ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لك وقصد في مشيك وغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi siz değerli izleyicilerimizin ve tüm inananların üzerine olsun. Sevgili seyirciler, Eskişehir İl Müftülü ve STV tarafından hazırlamış olduğumuz iftar Sevinci programıyla karşınızdayız. Bugünkü program konuğumuz Eskişehir İl Müftülüğü Vaizi Sayın Aşır Toprak hocamız, Kıymet Hocam programımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Afiyette siz inşallah. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Allah Sizden. iyilikler versin. Allah güzellikler versin tamam, inşallah. Hepimize hocam bugünkü inşallah. program konumuz ana babaya iyilik. İslam'ın çok önem verdiği bir konu. Ee, insan sorumluluk sahibi midir bu konuda? Kimlere karşı sorumluluğu vardır? Bu konularla, bu sorularla başlamak gerekirse bir giriş yaparsak neler söylersiniz? İnşallah. Hocam insan mahluk Allah'ın yaratmış olduğu bir varlık. Bizi yaratan Rabbimiz de Halik. Dolayısıyla mahlukun kendisini yaratan Rabbine karşı elbette bir sorumluluğu vardır. Ama insan hayatı içerisinde doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisinde sorumluluğuna baktığımız zaman insanın sorumluluğu iki ana başlıkta toplanır. Bunlardan birincisi insan kendisini Rabbine Kendisini yaratan Rabbin'e karşı sorumluluğu, ikincisi de toplumun içerisinde beraber yaşamış olduğumuz insanlara karşı sorumluluğumuz. Peki bizi yaratan Rabbi'mize karşı sorumluluğumuz en önemli olan sorumluluktur. Çünkü bizi yaratan odur, bizi yaşatan odur, bizim bu dünyada sahip olmuş olduğumuz nimetleri bize ikram eden odur. O sorumluluğun karşısında bizim ne yapmamız gerekiyor? Allahı tanımamız gerekiyor, evet. Allahı bilmemiz gerekiyor. Rabbimize karşı ibadetlerimizi, görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Bu sorumluluğun birinci bölümü, birinci kısmı. İkinci kısmı nedir hocam? İkinci kısmı insanlar. Biz toplum içerisinde insanlarla beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla yaşamış olduğumuz bu toplum içerisinde de bizim insanlara karşı da bir sorumluluğumuz vardır. Peki... Bu insanlar içerisinde bizim için en önemli olan, en değerli olan, bize en yakın olan kimdir hocam? Bizim bu dünyaya gelmemize Rabbimizin vesile ve sebep kıldığı bizim anne ve babalarımızdır. Ve dolayısıyla da Allah'tan sonra hani bizi yaratan Rabbimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdikten sonra ikinci büyük sorumluluğumuz bizim insanlar arasında bizim bu dünyaya gelmemize vesile olan annelerimiz ve babalarımızdır. Bu annemize ve babamıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Değerli hocam Maide suresinin 3. ayeti kerime hani denilir ki en son gelen ayeti kerimelerden bir tanesidir. Evet. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmem taleikum nimeti ve raditu lekum islame dine. Evet. Rabbim diyor ki artık ben size bu İslam dinini tamamladım, bütün nimetlerimi tamamladım ve sizin için en hayırlı olan dinin de İslam dini olduğuna karar kıldım. Artık sıra bizde, kulum de Sen bu işin gerekliliğini yerine getir. Şimdi İslam dini dediğimiz zaman hocam İslam dini aslında insanın hayatındaki beş şeyi muhafaza eder. Bunların içerisinde bizi ilgilendiren hani insanın hayatını, insanın dinini, insanın malını, insanın yaşantısını ve insanın neslini ne yapar? İslam dininin asıl amacı bunları muhafaza etmektir. Peki hocam nesli muhafaza etme noktasına geldiğimiz zaman oysa ki bu alemde en güçlü olan varlık insandır. Her şey insanın etrafında toplanmıştır. Ama insanın bu dünyaya yani bizlerin bu dünyaya gelmiş olduğumuz andaki halimize baktığımız zaman aslında da en zayıf varlık kimdir? İnsandır. Yani insanın haricindeki mesela diğer yaratılmış hayvanat, diğer mahluklar belki insan kadar hani bizim çocukluğumuz kadar bu dünyaya gelmiş olduğumuz andaki andan itibaren Bizim ihtiyacımız olan yardıma belki muhtaç değillerdir. Ama bize baktığımız zaman anne bizi karnında 9 ay taşıyor hocam. Evet. Bu kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hani vehnen ala vehnin zorluklar içerisinde, sıkıntılar içerisinde biz bu dünyaya geldiğimiz andan itibaren ve fisaluhu fi amin bir anne evladını en az iki sene ne yapması gerekiyor? 2 sene emzirmesi gerekiyor ve bunun neticesinde de Bugün annelerimiz, babalarımız hani insanın çocukluk, gençlik yaşları vardır ama e, hepimiz bir anne ve babayız. Hocam anne ve babalarımıza evet. baktığımız zaman biz belli bir yaşa gelmiş olsak da yine anne ve babanın nazarında evlat her zaman nedir? Çocuk. Evlat her zaman çocuktur. Dolayısıyla hani neslin muhafazasında, neslin muhafazasını devam ettirme noktasında en zor, en sıkıntılı görev yine kime düşüyor değerli hocam? Yine annelerimize düşüyor. Peki hocam. Rabbimiz hani baktığımız zaman hakikaten Rabbimize karşı görev ve sorumluluğumuzu yerine getirdik. Ondan sonra insanlar arasında en çok görevli ve sorumlu olduğumuz anne ve babamız. Ama hakikaten anne ve babaya baktığımız zaman da Rabbim ısrarla anne ve babanın iyiliği üzerinde duruyor. Yani bunun sebebi nedir acaba? Değerli hocam Yüce Rabbim yine buyuruyor diyor ki ve tilkel eyyamı nudaviluhabeyle nas yani bugünler gelip geçicidir bugün çocuksundur yarın işte anne baba olursun bugün anne baba o yarın dede ebe olursun yani bu devran gelip geçer bu devran döner ve dolayısıyla Allah'ın anne ve babaya iyilikte ısrarın ana sebebi değerli hocam insan neslinin yozlaşmasını istemediğinden dolayıdır. Şöyle bir tablo düşünebilir miyiz? Düşünelim. Avrupa'da örneklikleri var. Ben anne ve babayım, bir evlada sahibim. Sahibi olmuş olduğum evladı belli bir yaşa kadar büyütüyorum. Ve o andan itibaren bizle olan alakası ne yapıyor? Alakası kesiliyor. Tamamen maddi ve dünyevi menfaat ve çıkar üzerine devam ediyor. Bir böyle aile düşünüyor hocam. Bir de çocukluğundan itibaren anne ve babasının kendisine yapmış olduğu emekler hiç unutmayan, bu emekleri büyüten ve anne ve babası belli bir yaşa geldikten sonra, yaşlandıktan sonra hani bir Ufacık çocuk için bu dünyanın en güçlüsü babasıdır değil mi hocam? Yani en çok sıkıldığı zaman, daraldığı zaman kucağına atladığı, rahatladığı annesidir hocam. Evet. Ama işte dağ gibi gördüğümüz annelerimiz ve babalarımız onlar yaşlandığı zaman ve tilkeleyyame nu nas onlar sanki çocuk gibi oluyor. Dolayısıyla insan neslinin yozlaşmaması için bu anaya ve babaya iyilikte ısrar etmemiz gerekiyor. İkinci ve en önemli sebeplerden bir tanesi de biz bu dünyada imtihan dünyasındayız sayın hocam. Rabbimiz kendisinin yapmaya gücü olan bir şeyi aslında imtihan olarak bizim birbirimize yapmamızı istiyor. Rabbim kimseyi kimseye muhtaç etmeyebilir. Herkesin her istediğini yerine getirebilir. Ama Rabbim imtihan dünyasındayız ya hocam. Biz bu dünyada Allah'ın yapması, Allah'ın ee, rızasına nail olabilmek için Rabbim diyor ki acaba kulum bunu öteki kuluma yapabilecek mi? Bu noktada yine Peygamber Efendimiz'in konuyla ilgili bir hadis-i şerif var. Çok değerli Sayın Hocam. Diyor ki Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz, Yüce Rabbimiz yarın kıyamet gününde kulu hesap için karşısına geldiği zaman ona soracak. Diyecek ki, oğlu ben hasta oldum ama sen bana ziyarete gelmedin. Ademoğlu biz insan olarak Rabbimize diyeceğiz ki ey Rabbim sen alemlerin Rabbi olan Allah'sın. Sen hasta olmazsın. Hasta ziyaretine ihtiyacım yok. Hayır. Benim falanca konum hastaydı. Benim falanca konum rahatsızdı. Sen ona ziyaretine gitmiş olsaydın sen beni onun yanında bulacaktın. Şimdi buradan Allah'ın bir çıkarı var mı? Yok. Ama biz ne yapıyoruz? Kendi kendimize yapmış olduğumuz şeyi Rabbim birbirimize yaptığından dolayı onu onun adına Allah adına yapmış oluyoruz. İkulum ben açtım, senden yiyecek talep ettim ama sen bana yiyecek getirmedin. Rabbim sen alemlerin Rabbi olan Allah'sın. Senin yiyeceğe ihtiyacın yok. Hayır falanca kulun muhtaçtı, ihtiyaçtı. Onun muhtaçlığını, onun ihtiyaçlığını gidermiş olsaydın onu şu anda şimdi benim yanımda bulacaktın. Kulum ben senden su istedim. Rabbim sen alemlerin Rabbi olan Allah'sın. Su istemezsin. Suya ihtiyacın yok. Hayır. Falanca kulum senden bunu istedi. Ama sen ne yapmadın? Onu benim için yapmadın. Şimdi biz bu dünyada Hani Allah'ın istemiş olduğu şeyleri bir noktada kul olarak ne yapıyoruz değerli hocam Allah'ın adına yapıyoruz evet. ve bunun neticesinde hep bize bir çıkarımı oluyor. Dolayısıyla e, anaya babaya iyilik insanın fıtratının gereğidir Sayın hocam. Anaya babaya iyilik, rabbimizin bize bu hayatın neticesinde hani muhtaç olmuş olduğumuz, o sevabı, o hayrı, o güzelliği Rabbimizin yanında bulma noktasında bizim için önemlidir ve biz bu yüzden analarımıza ve babalarımıza önem veririz, değer veririz. Bizim dinimizin gereği de budur, bizim insanlığımızın gereği de budur. Rabbim bunu bu şekilde bizden istediği için biz de Rabbimizin emrine itaat ederek bunu yerine getirmeye çalışırız hocam. İnşallah. Peki hocam Annemize, babamıza nasıl iyilikte bulunmalıyız? Yani nasıl iyilik yapmalıyız? Evet. Bazen ortam da bunu değiştirebiliyor. Mesela şu günlerde ziyaret evet. etmememiz, onda bir iyiliğin tabii. oluyor. Başka zaman ziyaret etmemiz tabii, gerekiyor. Tabii. Yani bu noktada hani farklı şeyler gündeme gelebiliyor. İşte ne söylersiniz? Hocam yani yaşamış olduğumuz hayat, bu salgın hayatımızdaki çok alışkanlıklarımızı, çok ezberlerimizi bir noktada ne yaptı, bozdu, İşte... Rabbim bunda da bir hayır vardır diyoruz ama dediğiniz gibi hani devamlı anamızın babamızın yanında onların ihtiyaçlarını onların sıkıntılarını giderme noktasında olmamız gereken bir durum malum. Rabbim eriştirirse ulaştırırsa Ramazan bayramı neticesinde bu toplum içerisinde anaya babaya ilişkilerimiz nasıl olacak? İnşallah bunlara da değiniriz. Evet. Şimdi sayın hocam anaya babaya iyilik, ilk evvela anaya babaya saygı göstermekle başlar. Onlar bizim anamızdır, onlar bizim babamızdır, onlar bizim en değerlimizdir, onlar bizim en kıymetlimizdir. Biz ona saygı göstereceğiz. Onların duasını almaya çalışacağız. Bize alo fetvada göre dini soruları cevaplama hattımızda kaldığımız zaman ya ben hani bir şey yapıyorum ama yaptığımın neticesinde anne ve babamızın duasını alma noktasında hani bize beddua etme noktasında Yüce Rabbimiz diyor ki eğer anne ve babamız bizi kendisine Allah'a şirk koşmaya veyahut da Allah'ın emrini yerine getirme noktasında harama davet ediyorsa biz anca o noktada ona itaat etmeme özgürlüğüne sahibiz. İşte oğlum Allah'a inanmayacaksın. İşte asap ve daha önceki ayeti kerimelerde beyan buyurulduğu gibi vaktimiz kısa olduğu için onları zikretmiyoruz. Dolayısıyla e, yani bir anne ve baba evladından Allah'a inanmama noktasında işte ibadetlerini kulluğunu yerine getirmeme noktasında bunları bizden isterse bak ben senin annen babam benim senin üzerinde hakkım var. Dolayısıyla namaz kılmanı istemiyorum, oruç tutmanı istemiyorum. İşte şunu Allah'ın bizden istemiş olduğu ibadetleri istiyorsa bunlara tabi olma mecburiyetimiz yok. Bunlara tabi olmamamız gerek. Ama bunun haricinde anamız, babamız velev ki Allah'a inanmayan bir kimse dahi olsa biz onun evladıyız ve onun neticesinde de ona karşı evlatlık sorumluluğumuzu ne yapmamız gerekiyor? Yerine getirmemiz gerekiyor. Peki anaya babaya nasıl davranmamız gerekiyor? Evet. Değerli hocam bizim İsra suresinde اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ حَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ uffin اُفِّنْ eğer anne ve baba yaşlılığında her ikisi senin hayatında bir araya gelirseniz, velatebullehuma uffin. Ona öf bile deme. Ölçü bu. Yani Allah'ın bize koymuş olduğu ölçü bu. Ve frizlehuma cenahaz zulm miner Sen onlara aynı onlar senin çocukluğunda, senin küçüklüğünde sana nasıl rahmet ve merhamet kanatlarını germişse Şimdi annen ve baban yaşlandığı, yardıma, bakıma muhtaç durumda. Dolayısıyla aynı görevi, aynı görevi senin onlara karşı yapma mecburiyetin var. Onlar küçüklüğünde sana ne yaptılarsa sen de şu anda onlara aynı rahmetle, aynı şefkatle ve aynı merhametle bakmak zorundasın. Evet. Anne ve babanın maddi sıkıntılarını, maddi ihtiyaçlarını gidermek zorundasın. Eski atalarımızın şöyle bir sözü vardır hocam. Bir anne ve baba 8 evlat, 9 evlat, 5 evlat, 10 evlat yetiştirir, büyütür ama bu yetiştirdikleri 5 evlat, 6 evlat, 8 evlat, 10 evlat bir anne ve babaya bakmaktan acizdir. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Hakikaten yani toplum içerisinde anne ve baba evlat için büyük bir nimettir. Evladın istikbali için büyük bir nimettir. Ahiretteki kazancımız için bir nimettir. Onlar bize cennetin ruhsatıdır, cennetin vizesidir, cennetin anahtarıdır. Bize cenneti aralayan kapılardır. Dolayısıyla Sayın Hocam, yani hele hele bu zamanda, bu kültürde, yani herkes kendi hayatını, kendi ailesini inşa etmeye çalışıyor. Bu noktada biraz annelerimiz, babalarımız bu dairenin dışında kalıyor. Ama hayır böyle olmaması gerekiyor. Eğer iki tane, üç tane, dört tane evladı varsa o anne ve babaya bakmaları için o evlatların kendi aralarında kura çekmesi gerekiyor. Kendi yarışması aralarında lazım. yarışması gerekiyor, yarışa girmeleri gerekiyor. Çünkü onlar bizim, onlar bizim cennet nimetlerimizdir. Şunu iyi biliyoruz ki bir bir kişi anasına, babasına, eşine, çoluğuna, çocuğuna bir infakta, bir harcamada bulunduğu zaman Rabbim onu sadaka olarak kabul ediyor. Zekat olmaz. Değil ha, mi hocam? Yok, sadaka olarak çünkü kabul ediyor. Çünkü, çünkü bakmakla yükümlü olduğumuz evet. için anam, babam benim anam babamdır. Benim ona bakmakla yükümlülüğüm vardır. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? Ona karşı bir harcama, onun ihtiyacını giderdiğim zaman Allah'a vermiş olan bir sadaka olarak Rabbim onu sadaka olarak ne yapıyor? Kabul ediyor. Sohbetimizin başında dediğiniz gibi sıkıntılı günler içerisindeyiz Sayın Hocam. Evet. Hani e, analarımız babalarımız belli yaşın üzerinde, yaşlılar, ihtiyarlar bunların yanında diğer rahatsızlıkları var. İşte içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde. Bunlar için bir önlem almamız gerekiyor. Bu noktada da Sayın Hocam ana ve babalarımızı bakım ve bakıma muhtaç kalma noktasında yardımsız bırakmamamız gerekiyor. Tabii. Hele bugünler içerisinde. Evet. Hele bugünler içerisinde onları kesinlikle yardımları ve ihtiyaçları noktasında onları gözetmemiz gerekiyor. Onlara yardım etmemiz gerekiyor. Onların isteklerini ve ihtiyaçlarını onlar dışarıya çıkmadan, onların dışarıya çıkmasını mahal vermeden, fırsat vermeden onların ne istekleri varsa onların o isteklerini biz yerine getirmemiz gerekiyor. Bizler de bilim insanlarının tavsiye ettiği üzere hani dışarıdan aldığımız o hani virüs belki aldık o şeyi. Onları bulaştırmamak için maske, sosyal mesafe, aynı şekilde eldiven. Hocam o geçerli kurallar neyse sosyal mesafemiz işte maske takarak sosyal mesafeyi Kullanarak, temastan uzak kalarak. Hani bunları normalde, anne babamıza da anlatmakta zorlanıyoruz. Sanki onlarda bir şey varmış da bize hayır, bulaşacakmış ama aslında gibi ama artık işte, yani tersi biz, biz onları koruyoruz. Biz onları koruyabilmemiz için onlara bir zarar, hastalık, bu bu hastalık neticesinde istenmeyen bir durumla karşılaşmamaları için değerli hocam biz bu örne önlemleri alıyoruz. Alışkın değiliz toplum evet, olarak böyle değiliz. bir şeye. Alışkın değiliz ama ne yazık ki de böyle bir şeyi uygulamamız gerekiyor, alışmamız gerekiyor. Önümüz gelen bayram, Evet hocam bayramda yine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şehirler arası yolculuklar yapmamamız gerekiyor. Zaten yasak. İşte büyük ihtimal tabii yasak böyle olacak. bir durumla karşı karşıya kalmış olacağız. Dolayısıyla da anne ve babamızın e, mümkünse uzaktan onları görerek, onlara yaklaşmayarak, uzaktan onların halini hatırı sorup bayramlaşmak veyahut da başka şehirlerdeysek en azından telefonla. Teknolojik i̇şte, imkanlar, görüntü vesaire. İşte Sayın vesaire. Hocam hani diyoruz ya nereden nereye, daha evet, önceki hocam, bayramlarımızda… Deseler ki gelecek bayramda siz birbirinizi ziyaret edeceksiniz işte deseler güler geçeriz belki. Denilse belki, belki gülüp geçilecekti ama Rabbim inşallah daha hayırlı, daha iyi, daha güzel günler göstersin ve değerli hocam önemli olan anne babamıza karşı saygımızı, sevgimizi, muhabbetimizi ve merhametimizi hiçbir zaman yitirmememiz gerekiyor. Yani bunu laf olarak, sözel olarak değil de hal olarak göstermemiz gerekiyor. Ben annemi, babamı seviyorum sözünden daha öte annem, babam için ne yapmam gerekiyorsa, ne etmem gerekiyorsa bunu alanda Onlara göstermem gerekiyor. Bunu alanda onlara karşılık olarak vermem gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda Peygamber Efendimizin birçok hadis şerifi var hocam. Bir sahabi geliyor Peygamber Efendimiz'de diyor ki ben annemi ben annemi sırtıma aldım ve kabe'nin etrafında tavaf ettirdim. Acaba annemi annemin bana olan hakkını ben ödemiş olur muyum? Peygamber Efendimizin cevabı şu hocam: Hamileliğinde almış olduğu tek nefesin dahi karşılığı etmez senin o kabe'nin etrafında anneni tavaf ettirmen. Annelerimize, babalarımıza karşı sorumluluğumuz var. Bu sorumluluklarımızı fırsatı ganimete çevirerek hocam, fırsatı ganimete çevirerek yine Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifinde öfkeli bir şekilde Peygamber Efendimiz diyor ki yazıklar olsun o kimseye. Bunu üç kere tekrar ediyor. Asap soruyor. Kimdir o kimse Allah'ın Resulü? Anne ve babası ikisi veyahut da her ikisinden birisi yaşlılığında aynı hayatı yaşayıp da cenneti elde edemeyip de cehennemi boylayan kimseye yazıklar olsun. Yani gerçekten Bizim için bir fırsattır, bizim için bir nimettir, bizim için bir cennet kapısıdır hocam, bizim için bir cennetin anahtarıdır. Hani şöyle anlatılır, İslam alimlerinden bir tanesi anne veya babasından bir tanesini kaybediyor ve çok ağlıyor. Onlara diyorlar ki ya sen hani dini bilen, ilmi bilen, hakkı bilen, ölümü bilen, hayatı bilen bir insansın niçin bu kadar? Onlar benim cennet sigortamdı. Acaba hani Peygamber Efendimiz bu hadis, onlarla aynı ortamda yaşayıp onlarla yaşlılık döneminde Acaba ben yapmam gerekeni yapıp da cenneti kazandım mı, kazanamadım mı? Ben ona ağlıyorum. Hakikaten bunları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor Sayın Hocam. Onların yapmış oldukları hiçbir şeyin karşılığını biz bu dünyada onlara bir iyilik veyahut da yardım olarak yapsak da ödemiş olmuyoruz, olamıyoruz. Rabbim hani İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın duası Rabbena firli veli valideyye velil müminine yevme hisab. Rabbim hem bizi bağışla hem bizim anamızı bağışla hem bizim babamızı bağışla. Nerede kıyamet gününde. Bu derece önemli. Onlar bizim Allah'ın aynı zamanda da analarımız ve babalarımız Rabbimizin nazlı kullarıdır hocam. Allah'ın rızası ananın, babanın duasında, Allah'ın gazabı da ananın, babanın gazabındadır. Bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifidir. Dolayısıyla biz onların duasına talibiz. Onların duasını alabilmemiz için, elimizde ne geliyorsa onları razı edebilmemiz için, hoşnut edebilmemiz için, memnun edebilmemiz için. Çünkü biz bizim evlatlarımıza en güzel örneğiz. Biz anamıza babamıza nasıl evlatlık yapıyorsak, Evlatlarımız bunu A'dan Z'ye bizi izliyorlar, bizi seyrediyorlar, bizi kamera altına alıyorlar. Evet. Yarın onlar da bize aynı şekilde evlatlık yapacak ve dolayısıyla biz bu görevlerimizi yerine getiriyoruz. Ev, anne ve baba olarak da evlada karşı sorumluluğumuz var Sayın Hocam. Hani Peygamber Efendimiz'in evet. bir hadisi şerifi vardır. Biz de anne ve baba olarak arkamızda öyle bir evlat miras bırakacağız ki, öyle bir evlat bırakacağız ki bizim için hayır dua edecek, bizim için e, hayır yapacak ve o evladımızın bize yapmış olduğu hayır dua ve bizim için yapmış olduğu o hayır da bizim amel defterimizin kapanmamasına sebep olacak. Rabbim bu şekilde analarımıza ve babalarımıza, hele şu mübarek günlerde onların evet. rızasını alabilmeyi, işte hakikaten hocam ne diyeceğimizi bilemiyoruz, farklı bir dönemde yaşıyoruz, evet. bir bayram geliyor, nasıl davranacağımızı ama onların sağlığını, sıhhatini tehlikeye düşürmeden, işte e, itina ederek, mesafeyi koruyarak, onların gönüllerini alarak, onlara evlatlık vazifemizi yapmaya gayret edeceğiz. Çünkü bu bizim en asli görevimiz olduğunu düşünüyorum sanırım. Evet, hocam. hocam bir 3-4 dakikalık süremiz kaldı. Ben şunu da sormak istiyorum size. Mesela evleniyoruz. Evlendiğimiz evet. zaman eşimizin de annesi babası devreye giriyor. Evet. Bu konuda İslam'ın bakışı nedir? Hemen kısaca 1-2 dakika neler söylersiniz hocam o konuda? Hocam yani tavsiyeniz var mıdır hani yeni hı. evlenen çiftlere? Biz evlenen çiftler kendi annemiz, babamız nasıl bizim annemiz, babamızsa evlenmiş olduğumuz hanımımızın, eşimizin annesi, babası da aynı şekilde bizim için bir annedir, bizim için bir babadır. Dolayısıyla burada hani toplum içerisinde direkt baktığımız zaman bir ayrıma gitmenin doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani biz aynı şekilde kendi annemize, kendi babamıza nasıl değer veriyorsak annemizin, babamızın nasıl ihtiyacını gideriyorsak aynı şekilde bize düşen görev an, eşimizin annesine ve babasına da aynı şekilde o gözle bakmaktır. Aynı şekilde onlar da bizim annemizdir. Hani zaten e, kayınpeder, e, kaynana asıl olarak mesela kaim baba, kaim ana. Yani baba yerine ana yerine. Dolayısıyla bizim bu bizim dilimize de geçmiştir. Anne ve babamız bizim için Eşimizin anne ve babası, kendi anne babamız hem her ikisinin de gönlünü razı etmek, her ikisinin de derdine derman olmak bizim vazifemizdir Sayın Hocam. Evet bugün en çok yani evliliklerde de büyük problemler bundan Tabii çıkıyor. Tabii sıkıntılar. Ama sizin göstermiş olduğunuz bakış açısıyla bakıldığı zaman böyle bir problem de ortadan kalkmış evet. olacak. Hocam ağzınıza gönlünüze sağlık programımızın sonuna geldik. Yine her zamanki gibi sizin duanızla programımızı nihayete erdireceğiz inşallah. Kıymetli seyirciler iftar sevinci programımızın sonuna geldik. Program konuğumuz Eskişehir İl Müftülüğü Vaizi Sayın Aşır Toprak Hocamızdı. Kıymetli hocamızın duasıyla programımızı nihayete erdiriyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve asabihi ecma'in. Amen. İlahi Ya Rabbi bin aydan daha hayırlı mübarek gecelerin yaşanmış olduğu Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde ve Ramazan bayramının arefesinin yakınında ilahi ya Rabbi sen yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, kılmış olduğumuz namazlarımızı dergâh-ı kabul eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi Ramazan ayının, Ramazan ayının neticesinde Ramazan bayramıyla bizleri ferahlatan, sevindiren Rabbim. İlahi Ya Rabbi, yaşamış olduğumuz hayatın neticesinde gerçek bayramlara ulaşabilmeyi de bizlere nasip eyle Allah'ım. İlahi Ya Rabbi, bayramda sevindiğimiz gibi bu dünya hayatında karşılaşmış olduğumuz sıkıntılardan, kederlerden, afetlerden, belalardan, hastalıklardan, musibetlerden de kurtulmayı, senin rızan doğrultusunda bir hayat yaşayabilmeyi Rabbim hepimize nasip eyle Allah'ım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel murselin ve selametun alel müminin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.